Commonsys'te iki boyutlu yüzey elemanlarını modellemek için kullanılan yapısal elemana süpershell elemanı adı verilir. Burada süper kelimesi başka elemanları içeren bir üst eleman anlamında kullanılmaktadır. Yani süpershell elemanı birçok sonlu elemandan oluşan bir makro elemandır. Burada gördüğünüz mesh sonlu elemanlar ağı analiz sırasında otomatik olarak oluşturulmaktadır. Çubuk elemanlarından farklı olarak tanımlama esnasında düğüm noktaları kullanılmaz. Gördüğünüz gibi buradaki üçgensel sonlu elemanların uçlarında düğüm noktalarını göremiyoruz. Düğüm noktaları analiz yapıldığında otomatik olarak oluşturulacaktır. Süpershell elemanının bu şekilde çalışmasının birçok faydası vardır. Öncelikle kompleks yapıları modellemek son derece kolaydır. Burada göründüğü gibi ya da bir başka model. Kullanıcı farklı meshlerin uyumluluğunu sağlamak için uğraşmak zorunda kalmaz. Gördüğünüz gibi bütün elemanlar farklı mesh yoğunluğunda oluşmasına rağmen birbirlerini yakalamaktadır. Zor geometrileri elle manuel olarak meshlemek yani ağı oluşturmak zorunda kalmaz. Ayrıca yüklemeleri tanımlarken de büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Son olarak modellemeden sonra revizyon işlemlerini yapmak çok daha kolay olur. Örneğin burada gördüğünüz deliklerden birinden vazgeçmek istersek sadece bu deliği seçip sileriz ve sonlu elemanları kendisini otomatik olarak yeni geometriye adapte eder. Düğüm noktası olmaması sebebiyle süpershell eleman elemanlarının kullanımı biraz daha farklıdır. Örneğin yüklerin tanımlanması, mesnet koşullarının tanımlanması. Bunları daha sonraki videolarda detaylı olarak açıklayacağız. Düğüm noktaları daha önce de belirttiğim gibi analiz sırasında otomatik olarak oluşturulur. Burada analizi yapılmış bir model görüyoruz. Burada düğüm noktalarını açtığında gördüğünüz gibi artık bütün sonlu elemanların köşelerinde düğüm noktaları mevcut. Ve mesh son derece tutarlı.